inanmayacaksın dediğim şey bu değildi tarafı. Çok selam söyledi sana. Aleyküm selam. İyi miymiş inşallah? Çoluk çocuk. İşler iyi dedi. Patron. Yılda 40 milyon dolarlara düşmüş. Yani normal. Vergiler hariç. Normal. Ama akıyor dedi yani. Şey olmuyor dedi. Akmıyorsa da damlıyor anladım. Hatırlarsan bize bir fonu var onun. Evet. Her yıl akıttığı. Hı-hı. Orada bir değişikliğe gitmeyeceğim. Size çok şey borçluyum dedi. Ben de estağfurullah dedim yani. Estağfurullah hakikaten. Çok vefalı bir insan. Dedim borç meselesi değil dedim ama kesersen biz de seni keseriz dedim. İyi demişsin. En son çünkü Kentucky'de biz bir akşam buluşmuştuk. İş için. Ben kendisiyle çünkü iş dışında pek şeyim yok. Siz onunla tır işi yapıyordunuz değil mi? Tır işi yapıyorduk evet. Konvoy. Uzun yol. Uzun yol, konvoy. Overload. Transport. Overload transport. Yapıyoruz. Hı-hı. Yapıyorduk yani. O battı o iş ama. İyi olmuş. Çünkü o işte gelecek yok. Kamyonları sattık. Rahat ettik. Prim yaptı. Sen yaşarken ne kadar güzel bir insandın ya. Allah senin de toprağını bol etsin, nur içinde bıraksın inşallah. Sadece o taşla kalmadım. Tam senin, ayıptır söylemesi, hakikaten söylerken utanıyorum. Tam bu aşağı yukarı 2 metreye yakın. 1.5-2 falan kazdırdım senin rahat edesin ancak, diye. Ancak evet. Dönerim çünkü ben. Hardal diktim üstüne. Otu mu? Ot. Böyle sarı sarı şey yapıyor. Özellikle ilkbahar. En son abi hatırlarsın bir somonlarla ilgili bir araştırma görevine çıktığımızda bir yolumuzu kaybetmiştik. Bayağı sefil olmuştuk yani. Biz hep sefildik. Hep sefildik. Bayağı sefil olmuştuk. Mecburen bir Minsk. Evet. Öküze girmiştik. Öküze evet. Girmiştik. Gerçi o coğrafyada Ramazan'dı da 6 aydır falan bir şey yemiyorduk. Hatırladım ya, açlıktan biraz şey oluyor şu evet, an. Evet. Çünkü yani güneş doğdu. Güneş battı. Şarkısını söyleyemiyorduk yani. Evet, çünkü batmıyordu. Batmıyordu lanet ya. Olası şey. Sonra bir gün battı. O gün orucu bozduk biz. Ben neyle bozduğumu hatırlıyorum. Minsk öküzü. Evet. Ben bir 7.35'de indirmiştim. Hatta yok, benimkinin adı Elena'ydı. Onu yemedik. Ya pardon yani şey şey. Yani tabiri caizse yemedi. Yani evet. Sen yedin öyle söyleyeyim. Yani estağfurullah. Çok iştahlıydın onu hatırlıyorum. Bir, Erol Egemen'in böyle kıyafet değiştirmesi gibi gözümün önünde şu anda. O nasıl bir şey ya? Allah göster. Hatta birisi mi var? Alo. Bilmiyorum şey. Hatlar karıştı. Buyurun. İyi geceler amirler. Oo, araya sap mı aldık? Önder. Buyurun. Önder Kaya değil mi? Doğrudur amir. Ha, bana yanlış vermişler Önder. Önder Sap diye vermişler ismini, kusura bakma. Estağfurullah. Sap değil mi ya? Lan, sap da yani. Yani Önder Sap. Hani. Sap diye bir kart vardı bizim, neydi o? Herkesi evine gönderir. Allah saptırmasın. Ya evet. Önder Kaya, sizle daha önce konuşmadık diye hatırlıyorum. Doğrudur. Tanıyabilir işte, miyiz biraz sizi? Nereden doğru. Arıyorsunuz? Niye arıyorsunuz? Niye arıyorsunuz kardeşim bizi bu saatte? Dedim Eskişehir'de oturuyorum tek başıma. Bir arayayım dedim. İki tane güzel insan sesi duyayım dedim bu saatte. Allah sizden razı olsun gerçekten. Ben bile Mete'yi aramıyorum. Bana ya. Epeydir güzel diyen olmamıştı. Bir de Twitch'ten kendinizi izleyin amirler. Çok güzelsiniz. Twitch. Bu arada evet.
Twitch TV'de bir kanalımız var, Standart GG adında. Şu anda mesela ben yaklaşık 10-15 saniye önce yaptığım hareketi yapıyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok erotik. Çok acayip abi. Değil mi ya? Çok erotik. Öyle söyleyeyim. Düşün. Çünkü acayip pornografik değil mi? Seks yaptığımızı düşün şu anda. Allah göstermesin. Sigara yaktın. Dönüp bakıyoruz. Hala aksiyon var. Aksiyon var. Bu bir erkeğe kendini çok iyi hissettirir. Sana söyleyeyim. Evet. Ya bir insanın kendini izleme şeysi hakikaten. Yakacaksın mı? Ya bir yakayım. Önder. Önder, ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Eskişehir'de başka iş yok ki. Eskişehir'de zaten ne yapalım? Pardon. Bir de hocalık yapılıyor orada. Yani ben kendi kısa deneyimlerimden biliyorum. Sen orada bayağı bir hocalık yaptın. Ama üniversitede değildin. Bayağı kafelerde, barlarda yani, falan bir... Üniversitelerden besleniyordum. Bir şeyin var senin, bir tedrisat. Var. Tından geçmiş bir kuşak var yani. Onu var var, bir tazminatım var orada. Bir tazminat. Yani. Ne yapıyorsunuz? Yani seks hayatı nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim abi, makine mühendisliği okuyorum. Yok yani. Seks hayatı yok yani. Yok. Nereden arıyordun bizi Önder Kaya? Odunpazarı Eskişehir. Hala hazırda Eskişehir. Odunpazarı duruyor mu hala da ya? Duruyor. Abi orada çok güzel bir otel vardı kaldığımız, hatırlıyor musun? Evet, o kadın orada ismi. Orada benim ne anılarım var be. O kadının ismi neydi abi? Otelim pardon. Otelin ismi. Odunpazarı Palas. Palas ya, anladım. Baya Palas gibiydi yani. Baya Palas gibiydi. Palas Pandoras girmiştin sen o şeye. Palaska. Odaya ben hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ya geçmiş zamanlarında bir yıl önce. Palaska kullanıyordu o yıllarda. Tabii savaştan hemen sonraydı. Evet. Önder. Öner. Önder. 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 Abi ben erkeklerle konuşmayı niye beceremiyorum? Önder abi sen nerelisiniz? İzmir hocam. İzmir. İzmir güzel memleket be. Evet, çok iyi. Güzeldir. Bekleriz Eskişehir'e sizde. Ya niye Eskişehir'e gittin ki? Farklılık gerekiyor. Okumaya gitmiş. Okumaya biraz gelmiş. Bu okuyup ne olacaksınız? Yani bunu artık değiştirsek mi biraz? Bu algıyı yani. Okuyunca bir şey olmuyor mu? Mühendislik okuyan sensin hocam. Sen istersen cevap ver bu soruya. İşte bir ya oluyor. Bu oluyor işte. İşte bu oluyor. İşte. Şeyden bak işte. Oluyor. Önder Kaya siz ne okuyorsunuz? Makine mühendisliği. Allah. Pardon söylemiştiniz de. Acil şifalar. Yol yakınken bırakayım mı hocam? Şimdi tabii 4 sanayi 4C, 5C falan gibi şeyler söylüyor. Yani. Şimdi artık bu makineler bilmem neler biraz vintage kaldı. Biraz yani. Makine mi kaldı ayrıca yani? Yani artık eski 1956 Ford'ları falan makine mühendisleri toparlayıp bir şeye, uzay yaratığına benzetmeye çalışıyorlar. İşin şekli değişti. Ama makine mühendisliğinin şekli değişmedi korkarım hala da. Sen Murat Menteş'i gördün mü yakın zamanlarda? Allah göstermesin. Şimdi o konuya geleceğim. Bu hassas bir konu. Şimdi bu menteşi hareketlenme, bizim bunların ipliğini pazara çıkarttığımız Kitab-ı Menti isimli evet, kitaptan evet. Sonra bunlar bir yer altına çekildiler. Böyle antik kuntik tabii. İşler yapmaya başladılar ve sanıyorum bir boşluk hissetmiş olmalılar ki bir şey var yani, bir hareket var. Bu konuya döneceğim. Şu Onur Onur'u bir yayından şey yapıp postalayıp bir sakinleştikten Onur sonra Onur değil, Hamza. Hamza Temel. Evet. Bizi aradığın için çok teşekkür ederiz Önder Kaya. Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olasın. Eyvallah. Allah kolaylıklar versin. Allah sabır versin. Bakın burada bu ılıman yaklaşımlarınız bunları sonradan besliyor. Gelenleri besliyor. Bunları besliyor. Halbuki burada ağzınıza geleni söyleseniz bugün ne Murat Menteş kalır bu ülkede.
Ne de benzerleri. Ne Albert Camus'lar kalır. Ha. Ne Murat Menteş'ler Camus kalır. Camus kazayla mı öldü sanıyorsunuz? Hayır. Zamanla nasıl indirdik? Direkt indirdik. Ya. Neymiş efendim? Arabayla kumaş satıyormuş. Ya. Peki bu Murat Menteş ne satıyor kardeşim? Evet. Murat Menteş mi? Değil. Bu bu gerçek mi? Bu gerçek bir varlık. Delikanlı olsa şimdi şurada cevap verirdim. Ha. Ben oyum kardeşim de. Evet. Değilsin. Sen kimsin? Ama Amir bunu sen biliyorsun, ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben de biliyorum. Yeter bence. Bir kitap daha yazmamız lazım abi. İki tane yazalım. Ya başlamışken üç tane yazalım, ne olacak yani? Gideriz bir yere. Ya üç gün yeter bana. Üç kitap için mi? Evet. Ya ilk gün yazarız üç kitabı, sonra iki gün denize falan gireriz. Ben tropik yere giderim. Ben. Evet. Ben bu arada avokado, kivi, sevmem, ananasa bayılırım. Bu arada yani Yeteri kadar vodka varsa ben sana bile bayılırım abi. Şimdi yani bayağı, yani sabaha kadar otururum sende. Şu an uzaklaştım. Herhangi bir Pasifik'in herhangi bir kıyısında yani. Böyle söyleyeyim. Açık çek sana yani. Çok teşekkür ederim herhalde. Atlantik değil ama. Şu an güzel bir şey söylüyorsunuz. Atlantik değil ama. Altıncı. Murat Menteş gibiler sefildir. Bakınız, sefillik yok edilmesi gereken, reddedilmesi gereken, isyan edilmesi gereken bir mevkidir. Evet. Ama antiktir bunlar bir kere. Antiktir, kuntiktir. Evet. Titaniktir bunlar. Batmaya mahkumdur. Bunlar yüzme bilmez, yüzme. Ama sefillik aynı zamanda bir mevkidir. Çok korkarak ve utanarak söylüyorum ama bir erdem olabilir. Erdem Tarabuş ne yapıyor acaba ya? Erdem Tarabuş. Erdem Tarabuş büyük ihtimalle Antalya'da keçi besliyor. Murat Menteş. Ya. Kendimi bildim bileli.
ince çemberin huzurlu olanlar görmezse filleri ızdırapla doğmuş cefakar olmuşuz bitsin bu işkence felek kullara kul ettin bizi boynu bükük koydun bizi bitsin bu işkence felek kullara kul ettin bizi boynu bükük koydun bizi. Hepsiyle